Hocam benim eşimin iş yeri var ortak. İşleri kötü, daha da kötüye gidiyor. Dinleyicilerden size ve Mustafa Bey'den dua istiyorum. Acaba bu işlerin kötü gitmesi yaptığımız kötülüklerden veyahut da işlediğimiz günahlardan dolayı mıdır? Yoksa yani Allah-u Teala'nın takdiri, nasibimiz midir? Beyimin dedi, işte ortak işi var ama dedi kötüye gidiyor. Bunun dedi sebebi ne olabilir? Takdir midir? Yoksa işlediğimiz günahlardan dolayı mıdır? Şimdi efendim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki, verdiğim nimetlere şükretmezseniz, bana isyan ederseniz, itaat etmezseniz rızıklarınızı kısarım buyuruyor. Bazen bela umumi gelir. Umumi geldiği zaman, tabii bu arada orada Cenab-ı Hakk'a itaat edenler var. Onlar da bu beladan aynı şekilde nasibini alır. Ancak diğerlerine ceza olarak gelen onlara nimet olarak gelir. Tabii dinleyicilerimizin kafasında soru işareti belirebilir. Aynı şey. Yani şimdi diyelim ki -30 derece soğuk. O da titriyor. O da titriyor. Birisine ceza, birisine nimet. Nasıl oluyor bu? Birisine cezadır, öbürüsüne nimettir. Evet, ikisi de soğuktan etkilenir. İkisi de rüzgardan, fırtınadan etkilenir. İkisinin de aynı şekilde tarlasına böcekler musallat olmuştur. Mahsul gidebilir. Cenab-ı Hak öbürüsüne, itaat edene öyle bir sabır verir ki gelene rıza gösterir. Derecesi yükselir. Cennetteki derecesi yükselir onu. Hatta eceli gelirse şehit olur. Eceli gelirse şehit olur. Mesela zaman zaman. Şimdi mesela Filistin'de oluyor. İşte bombalarda çocuklar görüyoruz. Gazetelerde, ekranlarda görüyoruz falan çocuklar. Sadece çocuklar. Tabii insan üzülüyor. Ama kim bilir onlar ne nimetlere kavuşuyor. Allah-u Teala dünyanın pisliğine bulaştırmadan Allah'ı verdi. Onlar kurtuldu. Cennet nimetlerine kavuştu. Peki onu yapan, onu yapanın da cehennem azabı arttı. Çünkü Cenab-ı Hak cenneti yarattı, cehennem de yarattı. Durup dururken insanlar bir şey yapmamış olsa, atsan götürsen, mesela şeyde bile, yani normalde bir devlette, sokakta yürüyen normal bir vatandaş, suç işlemedi, bir şey işlemedi. Yolun ortasından gitmiyor, kaldırımdan gidiyor. Gittin sen yakaladın, hapse attın. Ya adamcağız demez mi ya, ne suç işledim onu bir bilsem diye. Demez mi der. İnsanlar da aynı şekilde ahirette cehenneme atıldı. Demeyecek mi, beni niye attınız? Bir şey yapması lazım. Dolayısıyla dünyada insanlar bir şey yapacak. Yapınca bunun karşılığını görecek. Ve dolayısıyla Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de eğer itaat etmezseniz, isyan ederseniz rızıklarınızı daraltırım buyuruyor. Kızarım. Şimdi efendim kısma şekli bir sürü sebepler var. Mesela bundan önceki senelerde iki sene mesela yağmur yağmadı, kar yağmadı, susuzluk vardı. Bu sene elhamdülillah güzel yağış alıyor. Ama Cenab-ı Hak bu sebep başka sebepler yarattı. Yani ille yağmur yağmayınca kıtlık gelecek manasında değildir. O da kıtlık gelmesine, rızıkların kısılmasına bir sebeptir. Ama Cenab-ı Hak başka şeyler yaratır. Bu sefer yine daraltır mı? Evet, yine daraltır. Bela umumi geldiği zaman Allah-u Teala itaat eden kullar da bunlardan etkilenir. Ama bunlar sabrederse bunların derecesi yükselir mi? Yükselir. Şimdi dinleyicimiz, yani dedi mutlaka hatamızın var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hatta beyt halinde söylenir. Bir ayet-i kerimenin tercümesidir, mealidir o. Haşa zulmetmez kuluna hidası, insanın çektiği kendi cezası. Her gelen böyle midir? Değildir. Mesela Allah-u Teala bir kuluna severse ona dert bela gönderir. Efendim çok dert bela gönderdiği kulları çok mu seviliyor? Veyahut da çok mu günah işlemiş? İki türlüdür bu. Cenab-ı Hak, daha doğrusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için dua ediyor. Ya Rabbi, ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver diye. Bu dua kabul olmuştur buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in yaptığı dualar Allah-u Teala indinde makbuldü. Dolayısıyla buyuruyorlar ehl-i sünnet alimleri. Allah-u Teala dünyada bir kuluna bela musibet gönderiyorsa, o kulda sabrediyorsa, şart da bu ama, hastalık gönderdi sabrediyorsa, bela musibet gönderdi sabrediyorsa, ve tövbe istiğfara devam ediyorsa Allah-u Teala o kulun işlemiş olduğu günahların cezasını burada bitirir. Çünkü cennete tertemiz girmesi lazım. Öyle buyuruluyor kitaplarda. Ve bu şekilde mi gidecek? Evet, bu şekilde gidecek buyuruluyor. Tertemiz olarak gitmesi gerekiyor. O işte o dert, bela, musibet onun için geliyor. Mümine de gelir. Hatta kitaplarda, daha doğrusu bir hadis-i şerif de naklediliyor. Mümine 40 gün içerisinde illet, zillet, kıllet. Bu üçünden birisi aynı şekilde gelir, isabet eder. İllet hastalıktır, kıllet darlıktır, sıkıntıdır. Zillet de itibarsızlıktır. Mesela herkes böyle itibar ederken bir bakıyorsun küt diye kimse selam vermiyor falan. Ya ne yaptın? Bir şey yapmadın. Çünkü itibarsızlık insanın nefsini kırar. Ondan sonra fakirlik kırar. İllet, hastalık kırar.
Mesela önüne geleni tokatlıyordum. Bir hastalık geldi, böyle köfürüyorsun, yatıyorsun. Elin ayağın tutmuyor falan. Dilin bile oynamıyor. Bunu dövelim mi desen adam gözünü bile şey yapamıyor. Yani kıpırdatamıyor. Onunla bile işaretlemiyor. E ne oldu? Hani yağıyordun, gürlüyordun, ne oldu? Bir şey olmadı artık. Yani bunlar insanın kibrini kırar. Ve insanın lehine midir? Evet, insanın lehinedir. Sabırlı mı olmak lazım? Elbette. Günahlarımızın karşılığı olarak da Cenab-ı Hak bunları gönderebilir. İmtihan içinde gönderebilir. Mutlak şekilde ya sen çok günah işledin, onun için sana bela gönderiliyor diye hiç kimse bir şey söyleyemez. Ama dinleyicilerimizin hatırına şu gelebilir, ama siz söylüyorsunuz. Hayır, biz bir şahsa hedef olarak söylemiyoruz onu. Dinleyicimizin bir suali var ve kitaplarda bildirilen böyle. Mesela İmam-ı Rabbani Kudüs-i Hazretleri'nin mektubatında bela musibetin geliş sebepleri uzun uzun bildirilmiş. Tam İlmi Hasadet Ebedi de uzun uzun anlatılmış. Mesela daha detaylı, daha geniş bilgi edinmek isteyenler mesela oradan okumalı. İnsan orada okuyunca Cenab-ı Hakk'ın gönderdiklerine itirazı kalkar. Hatta büyüklerden bir zat buyuruyor ki, bir kulun ruhu kemale gelir, nefsi imana kavuşursa, yani bu beden kafesinden hürriyetine kavuşursa, nefsin tasallutundan kurtulursa yükselmeye başlar. Geldiği yere gider, geldiği yerle temasa geçer ve yüksele levh-il mahfuzda Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirini görür ve okur. İtiraz da kalkar. Hiçbir şeye itiraz etmez ondan sonra. Yani Allah-u Teala'dan gelen hiçbir şeye itiraz etmez. Peki bu şahıs tarafından gelirse, şahıs tarafından gelen de birisi bize bir tokat atsa, birisi bize bir hakaret etmiş olsa, Allah-u Teala dilemeseydi o kimse o tokatı atabilir miydi? Allah-u Teala dilemeseydi o kimse o sözü söyleyebilir miydi? O yazıyı yazabilir miydi? Kim gönderdi? Allah-u Teala gönderdi. Öyle bir şey. Ha, burada bir kimse kötü bir şeye vasıta ediliyorsa otursun kendi haline ağlasın. Yani birisine hakaret ediyorsa, ne bileyim birisine zulmediyorsa, birisinin malını çalıyorsa, dövüyorsa, öldürüyorsa nerede kullanılıyor? Şer bir işle kullanılıyor. Otursun kendi haline ağlasın. Allah-u Teala da birisini iyi bir yerde kullanıyorsa o da otursun şükretsin. Kibirlenmesin. Eğer Cenab-ı Hak ona bir nimet verdiyse, Allah-u Teala'nın kullarına iyilik ediyorsa, böyle bir yerdeyse onları yediriyor, içiriyor, giydiriyor, onlara her konuda destek veriyorsa o da otursun şükretsin. Çünkü dinin yarısı sabır, yarısı da şükürdür. Mutlak sahip olan, yaratıcı olan ve mutlak dilediği yerine gelen sadece Allah-u Teala'dır. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Onun için efendim, mutlak şekilde biz bir günah işledik, onun için bu bela geldi. Böyle düşünmek kul için hani şeydir. Yani eksi tarafından tutmak her zaman için. Muhakkak benim hatalarım olmuştur. Kuluz, melek değiliz. Biz insanız. Peygamber de değiliz. Muhakkak hata ederiz. Muhakkak günahımız olur. Onun için de Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde mealen istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Yalnız bu istiğfar da diğer aynı şekilde hususlar da mesela hadis-i şeriflerde bildirilmiş, İslam alimleri kitaplarında açıklamışlar, belli rakamlar, belli sayılar bildirilmiş. Mesela şu kadar istiğfar okursan, ama kitaplarda anlatırken buyuruyor ki mesela İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor, tavuğun yemediği gibi olmasın. Eline tesbih aldın ve hatta aynı şekilde neydi o? Bir otomatik makine bir şey var ya böyle. Numaratör. Numaratör. Onunla sayıyorsun. Şu kadar istiğfar okudum. Yani kaç defa? Hangisi? O 1000 defa okudun, 100.000 defa okudun. Kaçı boğazından aşağı indi? Bunu bir idrak etmen lazım. Bu kadar okudum da bana faydası olmadı. Deniyor da. Kaç tanesi aynı şekilde faydalı olabilecek şekilde oldu? Yani estağfurullah derken. Yani hücrelerim titredi mi? Gerçekten günahların özüne, göz önüne geldi mi? Ben bunları niçin yaptım? Bu hatları niçin karıştırdım diyebildik mi? Diyemediysek, ha diyelim ki o zaman terk mi edeceğiz? Hayır, terk etmeyin buyuruyor ehl-i sünnet alimleri. Devam edin siz onu söylemeye. İnşallah Teala günde 1000 defa estağfurullah okursun ama bir gün gelir bir defa iner ve sen de kurtulursun. Yani kalbine iner. Maksat o. Mesela kelime-i tevhid çok okuyun. Efendim ben 50.000 defa okudum. Hatta hatmi tehlil yaptım. 70.000 okudum. Mübarek olsun. Ama kaçı aynı şekilde kalbine indi? Peki okumaya devam edeyim mi? Et. Bir gün gelir onları o suretini yapmam sebebiyle Cenab-ı Hak hakikatini ihsan eder mi? İhsan eder. Onun için efendim böyle yerlerde sabra devam etmeli. Yani işim rast gitmiyor, sıkıntıya düştüm. Acaba bu günahlarından mı? İstiğfara devam etmeli. Hastalansak istiğfara devam etmeli. Efendim ne bileyim bela musibet gelse hemen istiğfara devam etmeli. Hatta kitaplarda buyuruyor ki sıhhatteyken ondan sonra böyle bir dert bela gelmeden önce çok dua ederseniz, çok istiğfar ederseniz, çok sadaka verirseniz böyle bela musibet dert hastalık zamanında yapacağınız dualar daha çabuk kabul olur. E şimdi sıhhat zamanı, rahat zamanında Allah-u Teala'yı hatırlamıyorsun, namazları bile kılmıyorsun. Ama sıkıntı gelince aman ya Rabbi diyorsun.
Şimdi insan oturması düşünmesi lazım. İnsan olarak bile. Mesela dedim adamın ihtiyacı yokken işi aramıyor falan. Ondan sonra bakıyorsun ihtiyacı var. Sonra diyorsun ya gene bunun bir düştü, işi düştü. Demiyor muyuz? Normal zamanlarda da bir yani bir hal hatır sor, bir ara. İşin düştüğü zaman arıyoruz. Ve ondan sonra da hani diyoruz ki ya bunun için yapmayayım diye de gönlüne gelebiliyor. İnsan olarak düşünüyoruz bunu. Yani kendi üzerimize bile düşünmüyorsak yani diyeceğiz ki hakikaten diyeceğiz, Rabbimize yüzümüz yok o zaman. Haşa yani biz daha önce itaat etmedik, yapmadık o zaman Rabbimize dönüp de tövbe istiğfar etmeyecek miyiz, dua etmeyecek miyiz şeklinde anlaşılmasın bu. Öyle değil. İmam-ı Gazali Hazretleri de olsun, Muhammed Refami Hazretleri olsun, İmam-ı Rabbani Kutsun Sözleri olsun, bütün İslam alimleri kitaplarında yazarlarken bu hususu bu şekilde anlatmışlar ve doğrusu da budur. Doğrusu da budur. Onun için efendim başımıza dert, bela, musibet geldiği zaman bizim gibilerde biz peygamber değiliz, melek değiliz. Mutlaka hata ve kusurlarımız vardır. Dolayısıyla bu sebepten gelmiştir diye istiğfara devam edeceğiz. Efendim bela umumi gelmiştir. O zaman da sabredeceğiz. Rabbimizin emrettiği sebeplere yapışacağız. İnşallah Teala atlatacak mıyız? Elbette. Hani dinleyicimiz dua istiyor. Diğer dinleyicilerimize, birbirimize hep dua edeceğiz. Efendim makbul müdür duamız? Gıyaben yapılan dua kabul olur buyuruyor. Müminin gıyabında yapılan dua, hadis-i şerif bildiriliyor. Yapılan dua kabul olur buyuruyor. Onun için de birbirimize dua etmeye devam edecek miyiz? Elbette. Ancak hocam bizim istediğimiz duaların şimdi bakıyoruz kabul olmadı diyoruz. Yani şimdi bu dinleyicimizin işi kötü gitmiş ya da sıhhati bozulmuş diyelim. Her gün dua ediyor, ediyor ama bir düzelme yok. Hmm. Az önce bahsettiğiniz konuda mı burada geçerli acaba? Yani duaya devam edelim, birisi kabul olur. Onun için mi devam ediyoruz duaya? Sürekli yapmamız lazım. Acaba neden? Kitaplarda buyuruyor ki kabul oluncaya kadar buyuruyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın merhametini harekete getiren şeyler anlatılıyor. Cenab-ı Hakk'ın merhametini ve gadabını harekete getiren şeyler anlatıyor. Mesela kitaplarda buyuruyor ki tabiri caizse iki tane düğme düşün. Birisi gadabı, öbürsü de merhameti harekete geçiriyor. Gadabı harekete geçirin yazmış Ehl-i Sünnet alimleri. İsyan, inkar, haramlar, mekruhlar bunlar gadabı harekete geçirir. Günahlar yani. İtaat, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek, bunlar da aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın merhametini harekete geçirir. Diyelim ki biz tamam istiğfar ediyoruz, dua ediyoruz falan da daha inmedi. Hücrelerimizi baktığında hissetmedik. Ondan sonra ağlamaya başladık. Şimdi böyle olunca, yani bu şekilde samimi olarak dua etmeye başlayınca yine iki şey olur buyuruluyor. Yine iki şey olur. Nedir o iki şey? Bir, Allah-u Teala onun duasını kabul etti. Ama hatta kitaplarda biliyor ki melekler arz edermiş. Ya Rabbi bu kulun çok perişan, çok da ağlıyor, çok da yalvarıyor, dua ediyor. Ya bunun duasını kabul edip Allah-u Teala buyuruyor ki ben ettim onun duasını kabul. Kabul ettim onu. Ama vermiyor. Niye? O kulun yalvarması hoşuna gittiği için. Bu bir sebep var. İki, bu kul dua etmiş, duası da kabul olmuş. Kabul olan duasının karşılığını dünyada vermiyor Cenab-ı Hak. Ahirete bırakıyor. Hatta kitaplarda öyle cali bir dikkat bilgiler veriliyor ki mesela bir kul bir dua etmiş. Duası da kabul olmuş. Ama sonra günahlara dalmış, şu olmuş, bu olmuş falan imanda kurtarmış. Mahşerde, mizanda günahlarda ağır gelmiş. Günahlar sebebiyle de şefaata kavuşamamış, affedilmemiş, cehenneme götürülüyor. Cehennemde koyuyorlar, günaha kadar orada kalacak. Tam böyle üzerine ateş gelirken birisi çıkıyor bunu ateşten koruyor. Veya başka bir soğuk geliyor bu koruyor. Bu dermiş ki ya sen kimsin arkadaş ya, burası cehennem. Kimsenin kimseye burada faydası dokunamaz. Sen demiş niye benim için kendini feda ediyorsun? Ateş benim üzerime gelirken beni koruyorsun. Veyahut da soğuk gelirken benim üzerine beni koruyorsun. Veyahut da yırtıcı hayvanlar gelirken beni koruyorsun. Sen kimsin dermiş ya. O zaman o dermiş ki hani sen dünyadayken şu zamanda bir dua etmiştin. He ettim ama kabul olmadı. Oldu demiş. Oldu dedi biz şimdi cehennemdeyim. Demiş Allah-u Teala o duadan beni yarattı. Bana vazife. Ben seni bekliyordum. Burada senin bu günahların sebebiyle Cenab-ı Hak beni gönderdi. Ben burada seni bekliyordum. Günahların sebebiyle cehenneme gönderildiğini şey yapınca Cenab-ı Hak beni buraya gönderdi. Git. O kulum şu kadar cehennemde kalacak. Ama o cehennemde kaldığı süre içerisinde o azaptan onu koru. Benim vazifem demiş seni burada korumak. O duayın karşılığı bu. Yani mesela kitaplarda anlatırken sıratta bile geliyormuş bu. Onun için ya dua ettim de kabul olmadı dememeli. Dememeli. Duaya devam etmeli. Çünkü dua istemek demek. Bir de tarifini yapmışlar mesela. Duanın tarifini. O çok hoş bir tarif. Mesela Muhammed Refami Hazretleri de yapıyor onu. İmam-ı Gazali Hazretleri de yapıyor. Tam İlmi Hasadet Ebedi ve İslam Ahlak kitabında da oradan alarak nakledilmiş. Dua buyuruluyor.
aç bir kimsenin, iştahlı, aç, kaç gündür yemek vermemişim, sevdiği yemekler önüne konmuş. Kaç gündür de aç. Şimdi bir düşünmek lazım. Bu kimse hem aç hem de sevdiği yemekler var. Böyle kıyısından köşesinden mi alır bu yemekleri? Alar. Saldırır. Saldırır hemen. Aman in der falan hemen saldırır. Dolayısıyla işte duayı böyle de böyle bildiriyorlar. Aç bir kimsenin iştahlı olduğu zaman önüne sevdiği yemekler konduğunda nasıl o yemeklere hücum ediyorsa, saldırıyorsa, onları yemek için nasıl acele ediyorsa iştahlı bir şekilde, işte duada da böyle ellerini kaldırdığı zaman aynı heyecan, aynı yalvarma hücrelerine varıncaya kadar titreme, o heyecanı yaşama duygusunun insanda olması lazım. O şekilde olursa, ben samimiyetle hayatımda bakıyorum, o şekildeki yaptığım dualar anında önüme çıkıyordu. Ha diğer zamanlarda elim açayım falan. Mustafa Bey'le şimdi yayınlayacak insanım. Yarım benim ya kendim bile beğenmiyorum, tamam mı? Olsan diyorum ki ya Rabbi bu duayı kabul et. Olmaz o. Olmaz o. Yani kalp başka yerde, kafa başka yerde. Ondan sonra çok dua ettim falan. Ama öbürüsü kendin bile hissediyorsun. Onun için bize küçükken derlerdi ki, mesela annem rahmetli falan derdi. Oğlum dedi, bir iş yaptığın zaman dedi. Mesela bazen gösterirdi. Bunu sen kendin beğendin mi? Yok dedim. Niye getiriyorsun bana, takdim ediyorsun dedi ya. Önce dedi kendin beğen yaptığını. Gerçekten bu oldu. Ha kapasiten itibariyle ben bilirim dedi, yani senin kapasiten. Normal. Ha kendi kapasitene göre, yani bütün heyecanını, bütün gücünü, emeğini buraya vermişim. Ben hissederim bunu dedi. Ben bunu hissederim. Doğrudur o. İnsan da aynı şekilde, yani bir dua yaptığı zaman gerçekten hissetmeli onu. Hissedirse, çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben şah damarlarınızdan daha yakınım. Bağırmaya da gerek yok duada. Hani bazen radyoda, televizyonlarda falan dua ediyor. Ya Rabbi diye bak. Ya bağırma arkadaş. Gereği yok. Cenab-ı Hak duyuyor. Gereği yok ona. Kime duruyorsun? Bana duyuruyorsun. Ben vermiyorum arkadaş. Haşa. Ben ilah değilim. Ona gerek yok. Onun için mesela sesli dualar. Öğretmek niyetiyle caizdir de bu şekilde bağırıp çağırarak dua etmek de, o da caiz değildir. Onun için ümit kesmemeli. Dua etmeli. İstiğfara da devam etmeli mi? Evet etmeli efendim. Peki efendim. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız.